İyi akşamlar, her şeye hoş geldiniz. Bu akşamki programda sağlık, hukuk ve dil konuşacağız. İşte konularımızın ayrıntıları. Profesör Canan Karatay, radikal önerileri nedeniyle zaman zaman diğer hekimlerin tepkisini çeken bir doktor. Bu kez iş tepkiyi geçti, suç duyurusuna döndü. Hamilelikte şeker testi yaptırmayın diyen Karatay'a dava açıldı. Konuyu Canan Karatay her şeyi anlattı. İtirazları Profesör Kubilay Karşıdağ dile getirecek. Bugün Berkin Elvan'ın ölümünün birinci yıl dönümü. Elvan ailesinin avukatı Oya Aslan'la Berkin'in davasını ve ailenin İçişleri Bakanlığı'na açtığı tazminat davasını konuşacağız. Türk Dil Kurumu sözlüğüne bakılırsa kadınlarla konuşurken müsait misin diye sormadan önce iki kez düşünmek gerekiyor. Hayatın her alanındaki cinsiyetçilikle mücadele ederken şimdi bir de sözlük çıktı karşımıza. Dil bilimci Necmiye Alpay'la konuşacağız. Ceza indirimleriyle aflarla kısalan infaz süreleri 24 yıldır cezaevinde yatan Serhat Tuğan'ın adresine hiç uğramamış. PKK üyeliğinden hüküm giyen Tuğan'ın ailesi oğullarının isim benzerliği sebebiyle hapis yattığını savunuyor ve yeniden yargılanması için mücadele ediyor. Şu ana kadar sonuçsuz kalan bu mücadeleyi Tuğan'ın kız kardeşi Rojbin Tuğan'la konuşacağız. Her şey başlıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bu kadar aşağılanılır mı kadınlar, değil mi? Zihniyetlerini çok güzel bir biçimde yansıtıyor. Onların kafasının içi farklı. Bu ifade kadını hakir gören, kadını aşağılayan, tavrın, anlayışın, zihnin uzantısı olan bir ifade. Aslında siyasal iktidarın da sahiplendiği bir anlayışı yansıtıyor. Bu açıdan bakacak olursak, flört etmeye müsait erkekler için ne diyeceğiz? Bir kavga ediliyor, kadın örnek, iyi bir şey konuşuluyor, kadın örnek, istemiyoruz kardeşim, yapmayın. Yani bunu kimse, hiçbir kadın istemiyor. Mesele ilmi çerçevede ele alınması gereken bir meseledir. Gerekli açıklamayı da Türk doktorumuz yapacak. Bir şeyi söyleyip de halkın böyle yapmasını yönlendirmiyoruz. Yani halk ne diyor, biz onu tespit ediyoruz. Yanlış tespit etmişsek düzeltiriz. İki gündür müsait kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğündeki karşılığını konuşuyoruz. Bildiğimiz müsait, yani uygun kelimesinin 1983'ten beri sözlükte cinsiyetçi bir karşılığı daha varmış. Flört etmeye hazır olan, kolayca flört edebilen kadın tanımına gelen tepkiler üzerine Türk Dil Kurumu Başkanı halk ne diyorsa biz onu tespit ediyoruz, yanlış tespitse düzeltiriz dedi. Müsaitten söze girip dildeki cinsiyetçiliği konuşmak üzere dil bilimci Necmiye Alpay'ı davet ettik. Müsaitmiş, geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, Allah'tan müsaittim. Siz biliyor muydunuz bu karşılığını, müsait kelimesini? Vallahi bildiğimden hiç emin değilim. Biz zaten erkek argosuna dahil bir kelime, öyle anlaşılıyor. Ve biz kadınlar erkek argosunu pek az biliyoruz. Ben ondan çok emin değilim. Erkek argosuna mı dahil? Yani çünkü toplumun her kesimi başka kınamaya eğilimli olduğu kadınlar hakkında konuşurken bunu söylüyor. Kadınlar da kadınlar için bunu söyleyebiliyor pekala. Ama erkek argosu demek ki, daha doğrusu erkek egemen demek, biyolojik erkek egemen demek değil. Yani biz kadınlar da ne yazık ki erkek ideolojisinin etkisi altında konuşuyoruz çoğu zaman. Ve o gözle bakıyoruz. Çünkü egemen ideoloji denen şey herkesi etkisine alıyor. Yalnızca kendi kurbanlarını da etkisine alıyor. Dolayısıyla biz kadınlar da kullanıyoruz cinsiyetçi sözleri. Pek çok vesileyle kadınların sosyal hayattaki, toplumsal hayattaki, siyasetteki geri bıraktırılmışlığı üzerine konuşuyoruz ya da gördüğü tacizler, tecavüzler, eşitsizlik üzerine konuşuyoruz. Bunların hukuktaki, iş dünyasındaki, siyasetteki karşılıklarını bulup teşhir etmeye ve bunlar için önlem alınması için gayret göstermeye çalışıyoruz. Ama galiba her şey dille başlıyor, öyle değil mi? Yani dilin bu konuyu taşıyan bir tarafı var ve her şeye sinmesine vesile olan şey değil. Belki de dilden başlamak gerekiyor. Şunun için belki diyorum. Çünkü dil deyince çok karmaşık bir şeyden bahsediyoruz.
diyelim ki henüz ceninken anne karnına düştüğümüz andan itibaren dile aslında maruz kalıyoruz, annemizin diline. Çünkü o her şeyiyle bizimle bir ilişki kuruyor çeşitli yollarla, farkında olarak ve olmayarak. Dolayısıyla dilin içine doğmadan önce doğuyoruz, dilin içinde yer alıyoruz, ölünceye kadar. Ama bu söz, sözel dil, söze dayalı dil, başka tür dillerle de ilişki kuruyoruz filan. Dolayısıyla dediğiniz doğru, fakat dilin bir de iradeye gelen ve gelmeyen yanları var. Bilerek konuşmak yahut bilinç düzeyinde konuşmak ama bilinç dışından bir şeyler ifade etmek, farkında olarak ya da olmayarak, bütün bunlar psikanalizin de alanına girdiği gibi söz konusu. Dolayısıyla basit ve kolay çözülecek bir şey değil. Mesela basit ve kolay deyince günün ikinci bir olayı da bu alanda Dil Derneği'nin tavrıydı. Bilmem ondan haberiniz oldu mu? Çünkü o Türk Dil Kurumu'nun sözlüğündeki şey, tanım, iki tanım aynen. Galiba kelimeler bile aynı. Dil Derneği'nin de sözlüğünde vardı. Gerçi Dil Derneği demek 12 Eylül öncesi Türk Dil Kurumu demek. Hı hı. Onlar takım halinde, daha doğrusu çok az istisnayla ayrıldılar ve bir dernek kurdular. Adı Dil Derneği. Ayrı bir sözlük. Alternatif bir sözlük ve yazım kılavuzu hazırladılar. Ama pek çok şey aynı. Çünkü sonuç olarak aynı kurumun bir çeşit ikiye ayrılmış, hı hı, hali falan şeklindeler. Onlar kendi sözlüklerinden müsait kelimesinin bu tanımını, tartıştığımız tanımını çıkardıklarını ilan ettiler. Yani bugün Dil Derneği itibariyle. Bugün itibariyle gelen eleştirileri haklı bularak çıkardıklarını, hı hı, ilan ettiler. Şimdi aslında bu da bir başka hata. Hangi açıdan bakarsak işte bütün neden gün... Neden hata? Dil, bütün gün dil bilimden çok söz edildi. Dil bilim öyle bir durumda ki bizim ülkemizde, ben bile dil bilimci diye tanıtılır hale geldim. Çünkü aslında alaylı bir dilciyim ben. Yani dil bilimi kendi başıma işte hasbelkader öğrenmiş filan birisiyim. Çok şaşırıyorum çünkü dil bilimci olması beklenen veyahut Türkçeci olması beklenen insanların en temel ilkelerden, bilgilerden haberdar olmayabildiğini gördüm. Peki bu olayda gördüm. Mesela bu tanımın Dil Derneği sözlüğünden çıkarıldığının ilan edilmesinde sorunlu taraf nedir sizce? Sorunlu taraf şu. Şu ana kadar ulaşılmış olan sözlük bilim açısından bakarsanız ortalama dilin kullanımda olan bütün öğelerini sözlüğe almak gerekir. Yani, hı-hı, bir insan ister o ana dili olsun, ister başka bir ana dilinden gelen kişi olsun, o dille ilgili bütün kelimeleri sözlüklerde görebilmeli. Hı hı. Bir sözlük sistemi olur her dilin ve o sistemin içinde o sözcüğü ister cinsiyetçi ister ne olsa olsun. Şimdi o zaman ama kaldırmaması, bazı kavramlarla mücadele ederken onları sözlükten kaldırmak bu kavramları bizim günlük hayatımızdan çıkarmıyor. Çıkarmadığı gibi faydası da olmuyor. Kafamızı kuma gömmek gibi bir şey yani bu. Evet. Evet. O zaman Türk Dil Kurumu Başkanı'nın söylediği doğru. Yani biz kullanımda ne varsa onu tespit edip sözlüğe geçirmekle yükümlüyüz. Onların diyor. Hatası da şu, evet, o açıdan tabii doğruyu söylüyor. Sözlüğe geçirmekle yükümlüdür sözlükçüler. Fakat onların hatası şu, sözlüğe geçirirken bütün bir sınıflandırma çabası gösterilmesi gerekiyor. Her kelime üzerinde bu kelime nedir? Nerede kullanılır, kim tarafından kullanılır, hangi düzeyde kullanılır? Çünkü, hı, dil düzeyi, aslında bizim Türkiye'de neredeyse örneğine hiç rastlamadığım, uygulamasına demeliyim, uygulamasına hiç rastlamadığım bir önemli gerçek ve kavram, bilimsel kavram, dil düzeyleri. Dil düzeyi derken şeyi kastetmiyoruz, sen ne kadar iyi Türkçe biliyorsun, ben çok kötü biliyorum, onu kastetmiyoruz. Resmi dil,
argo, samimi dil, özenli dil, alt kültüre dair, evet, mesleki jargon, bunun gibi şeyler. Evet, bunlar dil düzeyi diye adlandırılıyor dil bilim tarafından ve kelimeleri de buna göre sınıflandırıp sözlükteki yerinde kelimenin yanına parantez açıp bu düzeyi belirtmek gerekiyor. Tamam, o zaman buradaki kusur ya da eksiklik müsaite günlük kullanımda, evet, çok yaygın bir anlamı varmış. Mış ve çok gibi, genel geçer bir sözcük, bir anlammış, evet, gibi, evet, oraya yer mi? Halbuki buraya yani argo gibi mesela, evet, bir şey konsa, parantez açılsa ya da verilen örnek belki bunun vurgulayacak bir örnek olarak seçilse. Çünkü hani bazen cümle içinde kullanılması için örnek de veriliyor. Tabii tabii, o çok iyi bir sözlükçülük olur. Ne yazık ki bu TDK'nın sözlüğünde yok. Örnekçilik galiba sıfır, neredeyse hiç yok. Basılı sözlüklerinde daha fazla örnek var. Ama artık günümüzde pek az insan basılı sözlük kullanıyor. Herkes internete bakıyor. Peki o zaman şu ana kadar yani bu sözcüğü sözlükten çıkarıp atmak çare değil ve doğru bir sözlükçülük anlamına gelmiyor. Değil. Bilimsel olarak yanlış. Ama bunu sınıflandırarak oraya koymak, yani bir yargıda da bulunarak bununla ilgili ya da, evet, bir yerini belirterek, evet, evet, dil içindeki yerini belirterek bunu kullanmak gerekiyor. Peki şimdi ama şöyle bir şey var. Mesela namus kelimesinin karşılığına baktığınız zaman da burada İffeti, kadın namusunu birinci sıraya koyan bir açıklama görüyorsunuz. Dürüstlük gibi aslında namus kavramının içinde olan başka karşılıkları da ikinci sıraya koyuyor. Acaba bu da içinde bir cinsiyetçilik barındırıyor mu? Ya da ve de bu örneği bir kenara bırakacak olursak, müsait kelimesini, bu sözlüğün içinde ya da sözlükçülüğün içinde bir cinsiyetçi bir damar var mı? Hem de nasıl var? Hı. Bu galiba İstanbul Feminist Kolektif'in bir keşfiydi, müsait kelimesi. Ama zaman zaman farklı gruplar ya da kişiler bu tespitlerde bulunuyor. Bu sizin verdiğiniz örnek çok iyi bir örnek. Ahlak konusuyla ilgili olan. Fakat daha genel olarak da söyleyebiliriz. Yani yalnızca cinsiyet ayrımcılığı, yani cinsiyetçilik alanında değil, bütün ayrım çizgilerinde ne yazık ki Türk Dil Kurumu'nun sınıfta kaldığını görmek mümkün. Ve zaman zaman bunlardan biri patlak veriyor. Hmm. Çünkü o ilgili kesim fark ediyor sözlükteki durumu ve biraz kıyamet koparmaya başlıyor. Dolayısıyla ama mesela Dil Derneği'nin müsaitin bu tanımını atması gibi bir olay birkaç sene önce oldu. Türk Dil Kurumu çingenelerle ilgili kelimeyi ve işte bazı deyimleri kaldırıp atacağını ilan etti. Hı. Şimdi o da yanlış bir dil bilim, sözlük bilim açısından yanlış bir tutum. Sıralama konusunda az önce verdiğiniz örnek hakikaten tamamen zihniyet ve sözlük bilimin teorik kısmına dahil bir şey. Çünkü sözlük bilimin teorik kısmı işin anlam bilim, semantik kısmıyla iç içe giriyor ve sizin hangi kelimeye, hangi kelime grubuna hangi anlamı verdiğinizi tespit etmeye çalışan şey. Şimdi orada işler karışıyor zaten. Çünkü zihniyetler, toplumda egemen olan, olmayan, ayrımcılık çizgilerinin karşısında ve yanında kalan gruplaşmalar etkili olmaya başlıyor. Diyelim ki muhafazakar şu an Türk Dil Kurumu şu an muhafazakar ve hatta diyebilirim ki iktidarda olan zihniyetin tam bir yansıtmasıyla görevli falan gibi hissediyor. Öyle bir hali var kendisini. O zaman şöyle bir şey gerekiyor mu? Yani bu sözlüğü bu gözle bir taramak. Kesinlikle. Ve cinsiyetçi ve yargı içeren bazı ifadeleri tespit etmek. Peki sonra bunlarla ne yapmak? Tabii ki yanında az önce konuştuğumuz gibi gereken kelimenin yanında açıklamaları yapmak, yeniden düzenlemek. Ama bu aslında iki aşamada çok iyi bir hazırlığı gerektiriyor ve irade, siyasi irade derler ya, hep onu da gerektiriyor. İki aşama dediğim, bir tanesi dil bilim meselesi, sözlük birim, neyi nasıl yapmak meselesi. İkincisi de sosyopolitik mi diyelim ona,
bu ayrım çizgileri meselesinde yeterli hassasiyeti taşıyan kesimlerle işbirliği mutlaka yapmak ve kararlı olmak, yani bunları kaldıracağız ortadan. Çünkü sadece dil bilim, sözlük bilim bilgisiyle bu iş olmaz yani. Ama A'dan Z'ye gerçekten elden geçmesi gerekiyor. Çok teşekkür ederim Necmi Alpay. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Her şey devam ediyor. Haline getirip zavallı 28 aylık haneye yüklüyorlar. Çocuklar hastalıklı doğuyor. 3 yaşında şeker komasına girip ölen bebekler var. Çok bana negatif şeyler geliyor. Ben gebelik şekeri tehlikeli değildir demiyorum. Yanlış anlıyorlar. Gebelik şekerini önlemenin çok daha kolay yolları var diyor. Profesör Canan Karatay, genel geçer eğilimlere aykırı radikal diyet önerileriyle uzun zamandır kamuoyunun yakından izlediği bir hekim. Tıp dünyası ise Karatay'ın önerilerine ve çıkışlarına sık sık itiraz ediyor. Bu defa itirazlar büyüdü, şikayete dönüştü. Endokrinoloji Derneği, Karatay'ın hamilelikte şeker yüklemesiyle yapılan diyabet testine karşı çıkışları hakkında suç duyurusunda bulundu. Karatay bu test zararlı diyor. Uzmanlarsa Karatay'ın açıklamalarını zararlı buluyor. Her şeyden önce Karatay'ın bu olayla ilgili açıklamasını ekrana getireceğiz. Ardından endokrinoloji uzmanı Profesör Doktor Kubilay Karşıdağ'la bu konuyu konuşacağız. Karatay'la CNN Türk muhabiri Cansu Karadağ konuştu. Hamileler neden şeker yüklemesi yaptırmasını, ne zararı var bu testin? Bu test hamileler için ve karnındaki bebekler için çok zararlı. Hamilelik şekeri önemli bir olaydır. Ben onu katiyen şey yapmıyorum. Fakat bir gebenin hamilelik şekeri var mı yok mu diye çok basit yöntemlerle de öğrenilebiliyor. Onu söylüyorum, onu öneriyorum. Ülkemizde maalesef rutin bir şekilde önüne gelene gelmeyene şeker yüklemesi yapılıyor. 24. 26. haftadan sonra buna tarama diyorlar. Genelde her yerde yapılıyor diyorlar. Tarama diye bu şeker yüklemesi hamilelere hiçbir ülkede yapılmıyor. Sinoplu Ayancık'tan bir anne diyor ki, ben hamileydim. Kızımın gelişimi, boyu, kilosu, sağlığı çok çok iyiydi. Ta ki 6 aylık olup, yani 24 hafta vesaire, şeker yüklemesi yapılana kadar. Yani sağlıklı bir kişiye siz bunu yapmayın diyorum. Şeker yüklemesi yapıldı, kızımın hareketleri değişti. 3 hafta sonra doktora gittim, bana çocuğun gelişimi 2 hafta geriden dediler. Ben de durumu anlattım. Bana alakası yok dediler. Kanımda zehir olduğunu söylediler. 7 aylık olunca sezeryan doğum yaptırdılar. Kızımı 43 gün sonra kaybettim. Ama peki bunun kanıtlanmış bir tarafı var mı? Yani şeker yüklemesi yapıldığı için bu çocuğun gelişimi 2 hafta geriden gidiyor. Sağlıklı giden bir şey niçin duruyor? Peki doktor başka niye? Başka nedenleri olamaz mı? Sağlık olamaz, bence olamaz. Bunun kanıtı var. Kanıtı var çünkü bu sıvı şeker olarak anneye veriliyor. Ve şeker annede aniden şeker yükseliyor. Yani bunu şurup olarak veriyorlar. Bana diyorlar ki karbonhidrat vermiyor. Karbonhidrat veriyorum. Doğal karbonhidrat veriyorum. Sıvı şeker tehlikeli. Şeker şurubu tehlikeli. Ve şimdi devlet hastanelerinde dahi mısır şurubu veriyorlar, içiriyorlar. Çok tehlikeli. Mısır şurubu bu şekerden 7 kat toksik. Bu yüksek şeker, şu kadar yüksek şeker annenin kanından plasenta yoluyla bebeğe geçiyor. 2 kilo, 2,5 kilo bir bebek için bu kadar şeker tabii ki toksik. Bu yetişkin tipi, yetişkin şeker dozudur. Hiç hamileler 2 dilim baklava yemiyor mu? Ne var şeker yüklemesi? İşte yani burada müthiş bir demagoji yapılıyor. Çünkü sıvı şekerle baklavanın arasında bir benzerlik dahi yok. Niçin? Çünkü baklava, hatta dün akşam bir meslektaşımız elma dedi. Elma bir kere lifli. Baklava belki sade şeker değil ki. Baklavada un var. Baklavada yağ var, bol yağ var. Baklavada bol fındık fıstık var. Onun kan şekerini yükseltme hızıyla, insülini salgılatma hızıyla sıvı şekerin, şurubun, pekmezin kan şekerini salgılama hızı çok farklı. Bunu lütfen artık
Yani biliyorlar ama anlamazlıktan geliyorlar. Suç duyurusunda bulunan o dernekler diyorlar ki bunun bir bilimsel gerçekliği yok. Burada tam 40 tane şey var. Bilimsel gerçek var. Ben size söyleyeyim. Yapılan araştırmalar diyorsunuz. Yapılan tabii ki yayınlar var. Oksidatif stresi artırır. Diyabetik embriyopati nedenidir. Bebeklerde kardiyomiyopati nedenidir. İleri yaşlarda çocuklarda metabolik sendrom oluşması nedenidir. Ana rahminde bebeğin büyüme sorunu ileri yaşlarda ortaya çıkan hastalıklar nedenidir. Gebelikte aşırı kilo alma, bebekte aşırı kilo ve ileride obezite nedenidir. Yani bunlar yurt dışında yapılan üniversite... Tabii ki hepsi var. Tabii ki hepsinin adı var burada. Bilimsel gerçek diyorlar, bilimsel gerçeklerini göstersinler. Yani suç duyurusunda bulunsunlar. Tabii ki bulunabilirler. Ama ben halk sağlığı için ve çocuk sağlığı için konuşuyorum. Jinekoloji Derneği'nin kendi verilerine göre son 11 yıl içinde ülkemizde erken doğum oranı %12 artmış. Sezeryen oranı da %12 artmış. Şeker yüklemesi ne kadar artmış? Onları bir bulup önümüze koysunlar. Bir kardiyolog olarak bu konuda yorum yapmanızı eleştirenler de var. Ne diyorsunuz? Hayır ya, onu da dar görüşlü olarak söylüyorum. Dar görüşlüklere söylüyorum. Çünkü bu bir kardiyolog değilim. İç hastalıkları uzmanıyım. Çünkü bu konuda birçok kitap yazdım ve bu kitapları yazmak için de çok çalıştım. Çok da hasta bakıyorum. Ben hamilelere yaptırmayın diyorum. Onun için bana kızıyorlar. Yaptırmasınlar. Çünkü neden? Çocuklarına zarar verir. Bizim tıpta bir kural vardır. Önce zarar vermeyeceksin. Canan Karatay tezini böyle savunuyor. Peki endokrinoloji uzmanı Profesör Doktor Kubilay Karşıdağ bununla ilgili ne düşünüyor? Hemen soracağız. Kubilay Bey merhaba. Merhaba efendim. Ne düşünüyorsunuz Canan Karatay'ın bu çıkışları hakkında? Yani şöyle sorayım. Bu şeker yüklemesi ve diyabet testi hamilelikte mutlaka yapılması gereken bir şey midir? Evet. Şimdi önce bir geneli konuşalım isterseniz. Şimdi bizler nasıl karar veririz? Biz hekimler elimizdeki verilere göre karar veririz. Elimizdeki bilgilere göre karar veririz. Ve elimizde bilgi olmadan bir karara varmamız imkansızdır. Veya bu karara varsak bile bunun doğruluğu tartışılır. Eldeki bilgiler nasıl oluşur? Uzun süre bir konuda çalışırsanız, çok fazla hasta üzerinde uğraşırsanız, sonuçta bu veriler birikir ve bir sonuç çıkar. Bu durumda şöyle davranın denilir. Biz de o durumda ona göre davranırız. Yani biz hekimler, tekrar diyorum, elimizdeki verilere göre karar veren insanlarız. Kendi düşüncelerimiz var mıdır, yorumlarımız var mıdır? Tabii ki vardır. Çünkü yorumsuz olmaz bunlar. Fakat bu yorumlar eldeki net verilerle mutlaka uyuşmak zorundadır. Ortada şöyle bir sorun var. Vatandaşın kafası fena halde karışık. Çünkü deniliyor ki ortada bir gebe hanım var. Gebe hamile bir hanım var. Bir grup diyor ki buna kesinlikle şeker yükleme testi yapılır. Karşı bir görüş kesinlikle yapılmamalı. Şimdi düşünün siz hamilesiniz veya eşiniz hamile. Bir anda kafanız karışıyor. Vatandaşın kafası ayrıntıya çok fazla boğulmamalı burada. Çok net bir şekilde söyleyeyim. Veya kalp hastasınız, şeker hastasınız, kolesterolünüz yüksek. Size bir grup diyor ki kesin ilaç kullanmalısınız. Diğer karşı kişi kesin ilaç kullanmamalısınız diyor. Ortada hayati bir konu var. Yani akla kara kadar net iki tane uç. Ortada gri ton falan yok farkındaysanız. Vatandaşa çok net bir şey söylemek lazım. Biz hekimler vatandaşı kafasını karıştırmakla görevli olan insanlar değiliz. Onlara yardımcı olmakla görevli olan insanlarız. O nedenle çıkıp konuştuğumuz zaman onların yararına olacak olan net sonuçları konuşmalıyız. Zaman zaman yorumlar yapabiliriz ama burada artık farkındaysanız iş yorum kavramını çoktan aştı. İnsanların kafası inanılmaz karışık hale geldi. Yapılacak olan şey olağanüstü basit. Olağanüstü basit. Bu ülkenin bir sağlık bakanlığı var. Ondan sonra veya Türk Tabipler Birliği var. Bunlar baktığımız zaman temel olarak sağlığı korumakla, yönetmekle görevli olan temel kuruluşlar. Özellikle Sağlık Bakanlığı. Sağlık Bakanlığı bu konuda farklı gruplar olan kişileri toplar, bir odaya kapar, herkes elindeki veriyi getirsin der, ortaya koyar ve sonuçta Sağlık Bakanlığı der ki, evet şu insanlara şeker yükleme yapılsın, şunlara yapılmasın. Veya şu insanlar kolesterol ilacı kullansınlar, şunlar kullanmasınlar. Bu
bunu yapmadığımız sürece insanlar inanılmaz derecede muzdarip olacaklar. Peki inanılmaz şunu sorabilir miyim? Sorun yaşayacaklar. Şimdi o zaman şöyle bir ara çözümü var mı bu işin? Ya bazılarına yapılması gerekir, bazılarına yapılması gerekmez bu testin noktasına varmak tabii, mümkün tabii, mü? Tabii var. Öyle kılavuzlar var efendim. Kılavuzlarda yazılan şey belli sorunu olan insanlarda mutlaka ve mutlaka şeker yükleme testi yapmalısınız. Kimlerdir bunlar? Bu kişiler genelde ailesinde şekeri olan, daha önceden kilo fazlalığı olan, daha önce de polikistik over gibi sorunları olan, daha önceden herhangi bir şekilde kan şekeri yükselmiş olan, daha önce iri bebek doğmuş olan kişilerde şeker yükleme testi yapmak gerekir ki daha sonrayı kaçırmayasın. Ama başka bir şey oluyor galiba. Bu saydığınız vakalarda karşı önlem almak için ya da ihtimalleri belirlemek için yapılacak bir testken yaygın bir şekilde her anne adayına, her hamile kadına bu yaptırılır hale geldi. Hayır, gözlemlediğim yok. Kadarıyla. Belli bireyleri, yani belli bir yaşın, bakın tekrardır, belli bir yaşın grubunun üstündeki insanlar. Kılavuzlar var. Fakat kılavuzları, alo? Dinliyorum sizi, evet. Kılavuzları alırsınız, önünüze koyarsınız, değerlendirirsiniz. Hastayı da önünüze koyarsınız, ona göre davranırsınız. Yani bu konuda yazılmış olan kılavuzlar çok net. Ayrıntıya tekrar ediyorum, ekranda girmeyelim. Çünkü bunlar kafadan aşırtmasını olağanüstü karıştırıyor. Söylemek istediğim şey bu. Her gruptan binlerce insan bir araya geliyorlar, binlerce doktor bir araya geliyorlar ve kılavuzları oluşturuyorlar. Bugün dünyanın her tarafında aynı kılavuzlar kullanılıyor. Girip baktığınız zaman İsviçre'de de aynı şekilde şeker yükleme testi yapılıyor gebeye. Fransa'da da yapılıyor, Amerika'da da yapılıyor. Niye? Çünkü her ülkenin kendi kılavuzları var. Tam tersi riskli olan bir birey bana geldi. Ondan sonra ben o kişiye şeker yükleme testi yapmadım. Ben burada hatalı pozisyona düşerim. Hem vicdanın hem de hukukça. Peki o zaman şu mu yanlış olan? Yani kestirip atmak, toptancı bir yaklaşımla bu zararlıdır demek, bu sakıncalı bir olamaz. Tavır. Böyle bir şey olamaz. Şimdi bakın, yani diyelim sizin eşiniz, ondan sonra çocuğunuz geldi bana. Az önce söylediğim kriterlere sahip. Eğer ben ona şeker yükleme testi yapmazsam hata yapmış olurum. Tıbbi hata yapmış. Peki şunu sorsam size, yani bir yandan da baktığınız zaman evet bir riski tespit etmek amacıyla bu test yapılıyor ama diğer yandan da hamile kadının ya da bebeğin beslenme diyetine aykırı bir durum, bir şok, bir durum ortaya çıktığını söylüyor Karatay. Yani aniden şekerin yükseltip bunun kalıcı bir hasar yaratma. Ya. Evet, ihtimali... Ben demek istediğinizi çok iyi anladım. Çok iyi anladım ama yani bu söylenen şey sadece fizyopatolojik olarak, yani nasıl söyleyeyim, bilimsel olarak birkaç doktor bir yere gelir öyle tartışabilir bunu. Benim bunu anlatmam çok zor ama şunu söyleyebilirim. Yapılan şeker yükleme testi bebeğe zarar vermez. Net. Şöyle diyor mesela başka açıklamalarını, yani biz çocuklara doğduktan sonra bir yaşına kadar işte bal dahil hiçbir şekilde şeker vermiyoruz ama çocuğun işte hamilelikteki gelişimi sırasında aniden bir yükleme yapılıyor. Bu çocuğu zehirler. Şimdi baktığınız zaman... O 100 gram doğrudan doğruya bebeğe gitmiyor ki. Yani bakın, emilmesi var, annenin karaciğer tarafından tutulması var, kaslar tarafından tutulması var. 100 gram doğrudan doğruya elini kolunu sallaya sallaya bebeğe gidemez ki. Böyle bir şey olamaz ki. Yani ama bir tekrar bunları bakın burada tartışmak doğru değil. Ya, bu yaptığımız her kelime vatandaşın kafasını çok daha fazla karıştırıyor. Buna kesinlikle Sağlık Bakanlığı müdahale etmeli. Herkes alsın, koysun karşısına, konuştursun, herkes elindeki verileri getirsin, ondan sonra yapılmış olan çalışmaları getirsin, kendi yapmış olduğu çalışmaları getirsin, ortaya koysun ve sonuçta herkesin ortak kabul edeceği bir karar bütün ülkedeki vatandaşlara söylensin. İnsanların kafasını karışıklık görece tamamıyla ortadan kalksın. Peki bilim diline dönecek olursak ya da bilimsel yönteme, Canan Karatay az önce izlediğimiz röportajda ya bunun zararlı olduğunu kanıtlayan 40 tane araştırma var diyor ve başlıklarını ve bazılarının içeriğini sayıyor bunun. Bu araştırmalar hakkında ne düşünüyorsunuz? İşte efendim onlar, bakın tekrar edeceğim, bunların vatandaşın karşısında tartışması %100 yanlış. Bunu da hekimler bir arada tartışır. Bunları kalkıp size anlatmak doğru değil. Onlar ortaya konsun, ortaya konsun. Bir çalışma yapıldığı zaman o çalışmanın ayrıntıları önemlidir. Kaç kişi üzerinde çalışılmış, ne kadar uzun süre devam etmiş, yapılan matematiksel işlemler ne kadar doğru, onu destekleyen bir kuruluş var mı yoksa tarafsız bir kuruluş mu yapmış? Birçok ayrıntı vardır.
Bunda ayrıntıları vatandaşınla konuşmanı anlamsız bana. Mesela televizyon hakkında ayrıntılı bir şeyler söylüyorsunuz ama ben bir kelime anlamam. Ya biz dilimiz döndüğü kadar size anlatırız. Siz tıpkı sizin şimdi yaptığınız gibi tıp konusunda. Ben tıp konusuna girmek istemiyorum farkındaysanız. Tıbbi konuşmaya girmek istemiyorum. Peki bakanlığa düşen nedir? Yani şimdi diyelim ki bu konu Canan Hanım olsun ya da başka bir konuda konuşan başka biri olsun. Böyle açıklamalar kamuoyunda yaygın bir şekilde dile getirilmeye başladığı anda bakanlığa mı sorumluluk düşüyor yoksa meslek birliklerine mi tıpkı endokrinoloji derneğinin olduğu gibi üzerine sorumluluk düşüyor? Başka meslektaşların mı devreye girmesi gerekiyor? Ne yapılması doğru sizce? Az önce vurguladığım iki tane büyük ciddi tarafsız kuruluş, bir tane Sağlık Bakanlığı, temel organizasyondan sorumlu. Diğeri Türk Tabipler Birliği, tabiplerden ve genel etikten sorumlu. Burada bu işten anlayan kişileri bir araya getirtir, tarafları bir araya getirtir. Herkes elindeki literatürü getirir oraya, işte 20-30 tane, 40 tane, 500 tane literatür. Bunları uzmanlar daha iyi değerlendirir. Şimdi bakın ben bir konuyu size A şeklinde de anlatabilirim, B şeklinde de anlatabilirim. Eğer bu konuda çok fazla bilginiz yoksa. Ama bilgisi olan bir insana bunu yapamam. Anlatabiliyor muyum? O benim ne söylemek istediğimi anlar. Nerede yanlış yaptığımı çok kolay anlayabilir. Herkesin kendi kafasına göre çıkıp farklı fikir vermesi vatandaşın tamamıyla aleyhine oluyor. Vatandaş tek bir sonuç istiyor. Benim hamile olan karım şeker yükleme testi yapsın mı yapmasın mı? Benim işte kolesterolüm yüksek. Ben kolesterol ilacı alayım mı almayayım? Bana bunun cevabını verin diyor. Yani beni insülinle, hemoglobin ADC'yle şununla bununla boğmayın diyor. Bunun kitle kuruluşlarına görev düşmeye başladı. Bunun peki suç duyurusu şeklinde bu görevin yerine getirilmesi yollardan biri midir? Yoksa eldeki tek yol olduğu için mi acaba buna başvurulmuştur? Bu, bu artık oraya geldi efendim. Bu nokta artık oraya geldi. Başka yol yok muydu yani acaba bu konuyu? Hayır. Yani çünkü vatandaşın karşısında tekrar diyorum. Tartışmalı konular bu kadar ayrıntılı konuşulmaz. Doğru değildir. İnsanların kafasını karıştırmaktan başka hiçbir işe yaramaz. O zaman yani meslek kuruluşları bununla ilgili bir yaptırımı ya da bir müdahale etme şansı olmadığı için konu doğrudan hukuk yoluyla, mahkemeler yoluyla mı ancak çözülebiliyor? Meslek kuruluşları tekrar diyorum. Tabipler Odası, Sağlık Bakanlığı. Herkesin elindeki literatürleri alsın. Ya sen ne demek istiyorsun? Yani eğer yapılmasın diyor isen neye dayanarak bunu söylüyorsun diye sorsun. Veyahut da yapılmasın diyorsan neye dayanarak bunu söylüyorsun diye sorsun insanlar. Yani bilgiye göre konuşuyorsun. Bana göre, Ahmet'e göre, Mehmet'e göre değil efendim. İnsanlar bilgiye göre konuşurlar. Ayrıca bir şey daha söyleyeceğim. Mesela basın kuruluşları, ben de zaman zaman konuşmalar yapıyorum. Şunu önereceğim size. Mesela televizyona çıkıp da konuşma yapan her hekim veya da hekim olmayan bireylerden her türlü sorumluluğu, tıbbi sorumluluğu, hukuki sorumluluğu içerdiğine dair birer belge imzalasanız daha doğru olmaz mı sizce? Galiba ben doğrusu o. Programa katıldım. Yani sizin programa katıldığım zaman çıkmadan önce bir belge imzaladım. Söyleyeceğim her şeyin hukuki olarak tüm sorumluluğunu üstleniyorum diye bir belge imzalamalıyım. Çıkıp çünkü öbür türlü kafama göre konuşabilirim. Evet, iyi bir öneri doğrusu. Yani siz de bunu değerlendirmez misiniz efendim? Kesinlikle değerlendirmemiz gerekir. Yani karşılaştığımız örneklere ve sonuçlarına bakılırsa gerekir. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun anlattığınız için Kubilay Karşı'da. Sağ olun. Her şey devam ediyor. Şimdi bir hukuk mücadelesi hikayesi anlatacağız. Hakkari'de 16 yaşında bildiri dağıttığı için bölücülükle suçlanıp işkence gören, üzerine 10 ay hapis yatan, serbest kaldıktan sonra polisin tacizlerine dayanamayıp dağa çıkan, 2 yıl içinde yakalanan ve o gün bugündür tamı tamına 24 yıldır cezaevinde yatan bir insanın hikayesi. Serhat Tuğan'ı müebbete mahkum eden devlet güvenlik mahkemeleri tarafsız yargılama yapamadıkları için kaldırılalı 10 yıldan fazla oldu. Ailesi isim benzerliği yüzünden bir başkasının cezasını çektiği iddiasında ısrarcı. Tek istekleri yeniden yargılanma. Bu neden olmadı, nasıl olabilir? Serhat Tuğan'ın ablası ve avukatı Rojbin Tuğan'la konuşacağız. Rojbin Tuğan Ankara stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim Mirgün Bey. Şimdi uzun zamandır... Öncelikle ilginiz için annem ve babam adına öncelikle çeyrek yüzyıldır cezaevleri ve mahkemeler önünde bekleyen annem babam adına ilginiz ve desteğiniz için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Rica ederim. Gerçekten sıra dışı bir vaka bu. Zira bırakın bir hukuk mücadelesine konu olan isim benzerliği iddialarını, sadece 24 yıl boyunca cezaevinde yatıyor olması bile Türkiye'de çok fazla görülen bir örnek değil. Bu yüzden bunun üzerine bile konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Zira aflar, ceza indirimleri, yeniden yargılamalar çok az kişinin bu gerçekten ömür boyu verilen müebbet cezasının bu kadar büyük bölümünü cezaevinde geçirmesini engelliyor. Şimdi sizin istediğiniz bir yeniden yargılanma. Acaba bunun için gerekçesi ne başvurularınızın? Bunu anlatarak başlar mısınız rica etsem? Tabii ki. Mirgün Bey... Serhat'ın dosyasında devletin kriminal laboratuvarının verdiği bir rapor var. Bu rapor uzmanlarca hazırlanmış ve Serhat'ın beraberinde yakalanan silahının herhangi bölgede bölgede gerçekleştirilmiş herhangi bir olayda kullanılmadığı, bölgedeki hiçbir olayda kullanılan merminin bu silahtan çıkmadığı kriminal uzmanlarınca sabit. Dosyada bu rapor var. Bu rapora rağmen Serhat İlkin örgüt üyesi olmakla itham edildi ve 12 yıl 9 ay ceza aldı. Yargıtay 9. Ceza Dairesi'ne gitti bu hüküm ve 9. Ceza Dairesi hayır dedi. 12 yıl 9 ay değil, sen bunu örgüt üyesi olarak değil, örgütün komuta kademesinden yargılamalı ve idam cezasıyla mahkum etmelisin dedi. Tabii dosya bozuldu ve Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne geldi. Ve Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi elbette ki Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin kararına uydu. Savcının muhalefetine rağmen Serhat idam cezası verildi. Ancak yaşı küçük olduğu için, suç tarihindeki yaşı küçük olduğu için müebbete çevrildi cezası. Çok enteresandır. Yani 90'lı yıllarda pek rastlanılan bir şey değildi. Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin savcısının bir örgüt mensubu lehine temize gitmesi, ama Serhat'ın dosyasında bu oldu. Savcı bile temiz etti. Bu karar dosyadaki mevcut delillere bile aykırı dedi. Verilen ceza orantısız bir ceza. Bu sanık bu cezayı hak etmiyor dedi. Buna rağmen 9. cezaya gitti ve ceza onandı tabii. Biz bu karara da itiraz ettik. Ceza Genel Kurulu'na kadar götürdük ancak hüküm değişmedi. Ve tabii bizim hukuk mücadelemiz devam etti. Çünkü çok büyük bir haksızlıktı. Yani dosyadaki veriler bile, yani o Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin askeri hakimli mahkemenin bile yani ceza yargılaması usulüne aykırı elde edilmiş olan ifade tutanakları, tanık beyanları, düzmece yüzleştirme tutanakları, bunların hepsini bir araya koyduğunuzda dahi bu çocuğun bu cezayı hak etmediği çok aşikardı. Fakat bunu hiçbir yerde anlatamadık. Yani bizim acımız bu. Yani biz dosyada Serhat'ın ne kadar haklı olduğunu bildiğimiz halde bunu hiç kimseye anlatamadık Mürgün Bey. Şimdi ve sizin başvurularınız oldu. Tabii dosya... Bunlar reddedildi. Ama efendim? Tekrar, sizin başvurularınız oldu yeniden yargılama için. Reddedildi. Yeniden yargılamanın sağlanmasının yolu ne? Yani hangi makam buna olur verirse yeniden bu dosya açılacak? Hangi hukuki yolu izliyorsunuz? Evet, bu sorunuza cevap vermeden şunu söyleyeyim. Biz 2008'de tabii bu dosya çok hukukçu gezdi, çok avukat gezdi.
2008'de bir avukat arkadaşımla bu dosya incelenirken bugüne kadar fark etmediğimiz bir şeyi fark ettik. Serhat'ın itham edildiği eylemlerden birisinde ismi geçen Şervan kod isimli kişiyle Serhat'ın kullandığı, yani Serhat'a verilen kod isim aynıydı. Ve bahsedilen, yani Serhat'a itham edilen eylem aslında Şervan kod isimli, hatta fiziki özellikleri verilmiş, dudağı yarık, Uludereli, ismi şu, boyu şu diye tarif edilmiş. Yani bir sürü dosyada tarif edilmiş bir örgüt mensubunun yaptığı bir eylem. Fakat bir isim karışıklığı nedeniyle ne yazık ki Şervan kod isimli diğer, yani benim kardeşim, o eylemle itham edilmiş. Biz bunun, yani 12-13 gün Devlet Güvenlik Mahkemesi arşivlerinde dolaştık, bir sürü dosya çıkardık, bir sürü ifade çıkardık ve Diyarbakır Özel Yetkili Ağır Ceza'ya sunduk. Fakat Ağır Ceza yarım sayfayı bile doldurmayan bir gerekçeyle talebimizi reddetti. Yani bunlar delil değildir dedi. Bunu da temyiz ettik. Yargıtay da hayır, Ağır Ceza'nın verdiği karar doğrudur dedi ve bu talebimizi reddetti. Şimdi pazar günü TRT1'de bir yayın vardı, enine boyuna diye. Orada Adalet Bakanı'na bir çağrı yapıldı. Serhat Tugan'ın dosyası yeniden açılsın. Yani Mürgün Bey, benim annem babam ve bizim bir af talebimiz yok. Serhat affedilecek bir şey yapmadı. Pişman olacak bir şey de yapmadı Serhat. Serhat çünkü işlemediği suçlardan dolayı itham ediliyor. Yani uzmanların raporu var dosyada. Bu çocuğun elindeki silahtan mermi atılmamış diyor. Hiçbir olayda bu silah kullanılmamış diyor. Şimdi ortada bu varken sen bunu, efendim şu olayda İki tane eylem var Serhat'a itham edilen. Ortada bu silah raporu varken, yani bunu ben yazmadım, siz yazmadınız, devletin uzmanları yazdı. Bir kriminal laboratuvarı yazdı. Buna rağmen siz kalktınız, o çocuğa idam cezası verdiniz. Şimdi bizim talebimiz bu. Yani İbdace lideri Salih Mirzabeyoğlu'nun da benzer şekilde uzun bir cezaevi süresinin ardından yeniden yargılanmak üzere serbest bırakıldığını hatırlatıyorsunuz kendi argümanlarınızı anlatırken ve benzer bir muamele bekliyorsunuz. Başka bir tarafına girmek istiyorum ben. 16 yaşında cezaevine girip şu an 40 yaşına ulaşmış bir insandan bahsediyoruz bir taraftan da. Abinizin acaba bu meseleye yaklaşımı ne? Galiba kendisi çok da umutlu değil bundan sonuç alacağınızdan. Kardeşim, evet. Ben 15 gün önce kendisini ziyaret ettim. Şu anda 42 yaşında tabii ki. Yani bana söylediği şu oldu, tabii annem babam izliyor şu anda. Ne yazık ki onların yüzüne söylemek zorundayım bunu. Ben yeniden yargılama için artık başvuracağım tekrar dedim ona. Hayır, lütfen yapmayın artık. Ben 30 yıl burada kalacağım. Adalet beni unuttu ve yeter artık. Umudunuzu gömün. Yani anneye babaya artık umut vermeyin. Yazık onlara. Siz de kabul edin. Ben 30 yıl burada kalacağım dedi. Normal koşullarda bir değişiklik olmazsa cezaevinde geçireceği süre belli mi? Bir kısıt var mı? 6 yıl daha mı var yani? 30 yıl. 30 yılda evet, tamamlanacak. 36 yıl, fakat evet 30 yılı dolduracak Serhat. Bir de annenizin bu konuya Mürgün bir... Bey. Buyurun. Buyurun. Şunu söylemek istiyorum. Tabii isminde Adalet olan ve yeni bir Türkiye sevdasıyla yola çıkan bir parti ki bana göre demokratikleşme adına yapmış olduğu en önemli Türkiye'ye armağan ettiği en önemli şey 2004'te devlet güvenlik mahkemelerini kaldırmak. Daha sonra kurulmuş olan özel yetkili mahkemeleri kaldırmak bana göre. Fakat garipliğe bakın ki şu anda bu ülkenin Cumhurbaşkanı olan Sayın Tayyip Erdoğan, benim kardeşimin ceza verdiği mahkemede 10 ay şiir okuduğu için cezalandırıldı ve 4 ayda hapis yattı.
Sayın Erdoğan çıktı, bu mahkemeleri kaldırdı, partisi kaldırdı. Fakat şunu demedi, yani ben bir İstanbul gibi bir yerin büyükşehir belediye başkanı iken bu mahkeme bana acımadı ve bir şiirden dolayı bana bu cezayı verdi, beni hapse attı. Acaba El Alem'in zavallı oğluna ne yaptı? Yani 11 yıldır benim kardeşim isminde adalet olan bir partinin iktidarı döneminde kaldırdığı Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin askeri hakimle verdiği bir kararla cezaevinde. Biz yorulduk artık. Yani en son umut olarak benim annem sabahtan akşama kadar televizyon karşısında acaba ne oldu? Acaba bir şey var mı? Acaba ne çıkacak? Yani 70'ini geçti bu insanlar ve ömürlerinin 25 yılını, çeyrek yüzyılı cezaevleri önünde geçirdiler. Kardeşim hasta. Şundan dolayı hasta. Çünkü o kadar bariz bir adaletsizliğin mağduru ki. Kendisi gibi şu anda yüzlerce insan cezaevinde. Ve bunların hepsi Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin yapmış olduğu haksız, adaletsiz, zalimane yargılamaların mahkumiyetlerini çekiyorlar. Yani bu konunun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Bu konunun çok çok, yani bunun çözüm süreci vesaire gibi şeyler beklenmemeli bu konuda. Onu sormak istiyorum. Yani acaba umutsuz... bu konuda çözüm sürecinin de bu durumu değiştirecek gelişmelere yol açabileceğini düşünüyor musunuz? Öyle bir umudunuz var mı? Vallahi Mirgün Bey, biz umut etmekten yorulduk. Artık umudumuzu kestiğimiz için annem... Yani hiç olmazsa bari biz öleceğiz, görmeyeceğiz oğlumuzu, ama Twitter'da bir hesap açın da herkes başımıza ne geldiği bilsin. Yani evet, annenizin onunla ilgili bir sözü var galiba, değil mi? Mavi kuşa biraz umudunu bağlamış. Yani bu fikir de annenizden, evet, çıkmış sanırım. Evet. Onu anlatır mısınız biraz? Ne yapıyorsunuz orada? Vallahi şimdi ben Diyarbakır'dan döndükten sonra tabii ki çok tarumar oldum. Yani Serhat'ı o kadar umutsuz görünce annem ne olduğunu merak ederken bir şey söyleyemedim. Sadece Serhat'a üzülüyorum dedim. Ve bunun üzerine ya bir şey yapalım dedi. İnternette bir şey yok mu acaba? Biz bu çocuğu en azından anlatalım. Ve ya şu Twitter vardı, hani yasaklanmıştı, demek ki iyi bir şey yapıyordu ki o yasaklandı falan. Annem babam çok ilgililer Mürgün Bey gündemle. Çünkü sabah akşam televizyonun karşısındalar. Düşünün, bizim evdeler şu anda 2 aydan beri. Benim 5,5 yaşında bir oğlum var. Kıyameti koparıyor, televizyonda çizgi film izleyeceğim. Oğlum, annem babam şey izliyorlar, haber izliyorlar. Yeter artık, haber izlemeyin. Ve geçen gün şunu söyledi bana. Anne, ne yapıyorsun bu kadar internet başında? Dedim ki belki dayın için, yani onun hikayesini anlatıyoruz. Peki çıkacak mı? Bilmiyorum dedim, belki. İçeri koştu ve hemen dede biliyor musun, artık haber izlemeyeceksin. Televizyon bana kalacak. Babam da sordu niye? Dayım çıkacak çünkü diyor. Yani annem en son umudunu mavi kuşa bağladı. Açın, böyle bir şey yapın ki insanlara en azından bizim mağduru olduğumuz haksızlığı, adaletsizliği anlatalım. Onların vicdanlarına bırakalım. Eğer vicdanları kabul ediyorsa, bu kadar yıldır biz her yere gittik, her şeyi yaptık ama kimse sesimizi duymadı. Mürgün Bey, bu ülkede herkes acısına ağlıyor. Müslümanı kendi acısına ağlıyor. Biz hiç acılarımızı ortaklaştıramadık. Yani bizim mağduriyetimizin temeli Kürt olmamız. Biz Kürt olduğumuz için bu kadar zalimane bir adaletsizlikle karşı karşıyayız. Benim kardeşim inanılmaz şeyler yaşadı. Biz 6 kardeşiz. İnanın, annem ve en küçük kardeşim dışında emniyete gitmeyen, işkence görmeyen hiçbir ferdimiz yok. Bu yani bir Kürt ailesinin hikayesi. Bir Kürt ailesinin hikayesi, üstelik de pek çok başka ailenin hikayesiyle benzerlikler taşıyan bir hikaye. Rojbin Tugan, çok teşekkür ederiz. Serhat Tugan'ın Twitter hesabı, onun adını açtığınız Twitter hesabının da Serhat Tugan 1 şeklinde olduğunu da söyleyelim. Ve herkesin
hangi suçtan yargılanıyor olursa olsun gerçekten suçunun karşılığı oranında cezalandırılması gerektiği ilkesini hatırlatalım. Ve baştan beri daha çıkmamış mı demek ki bu cezayı hak etti diye aklından geçen kimse varsa bu yayını izleyen, onlara da bu ilkenin ne kadar hayati olduğunu, herkes için önemli olduğunu hatırlatalım. Verilen cezaların adil olması gerekiyor. Bunu altını tekrar tekrar çizelim. Geldiğiniz için ve bu hikayeyi anlattığınız için çok teşekkür ederiz. Aslında hikaye değil, hayatınızın önemli bir bölümünü kapsıyor bu. Çok sağ olun. Hikayenizin takipçisi olacağız. Teşekkürler. Bir başka hukuk mücadelesine dönüşme adayı olan hikayeyle her şey devam edecek. Gezi olaylarının en sıcak günlerinde Ok Meydanı'nda evinin üst sokağında polisin gaz fişeğiyle başından vuruldu Berkin Elvan. 15 yaşındaydı. Yaşam mücadelesini 269 gün sonra kaybettiğinde tarih 11 Mart 2014'tü. Yani geçen yıl bugün. İstanbul'un gördüğü en kalabalık cenaze törenlerinden biriyle uğurlandı. Bugün ölümünün 1. yıl dönümünde Berkin'i elbette kimse unutmadı ama ailesinin acısı başka. Şimdi İçişleri Bakanlığı'ndan maddi manevi tazminat istiyorlar. Acılarını hafifletecek herhangi bir maddi değer olmasa da. Konuğumuz Elvan ailesinin avukatı Oya Aslan. Berkin vurulduktan sonra neler yaşandığını anlatacak bize. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Şimdi bir yıl geçti aradan ve başka pek çok vakada da gördüğümüz gibi yargılanma çok ağır aksak ilerliyor ve bir yerde galiba tıkandı değil mi? Neler olduğunu evet. Bize anlatır mısınız? Hangi durumdayız? Geçen bir 60, yıl içinde neler oldu? 660 gün geçti. Hı-hı. 660 gündür aslında bizim çabamızla dosyayı ilerletmeye çalışıyoruz. Bugün neredeyiz? Bugün elimizde bazı görüntüler var. Görüntülerde iki tane zetçi dediğimiz silah kullanan polisin, iki amirin, bir de bunlara mermi taşıyan bir polisin görüntüleri var. Bu kişilerin isimlerinin dosyaya gelmesini, bununla birlikte de dosyanın artık açılmasını bekliyoruz. Eğer bu kişilerin emniyet, kim olduğu seçilebiliyor mu yoksa? Görüntüler bizce çok açık, resimler çok açık. Yanlarında çalışan arkadaşları, amirleri kendilerini rahatlıkla tanıyabilir. Durumda başka görüntüler olduğunu da düşünüyoruz. Bunların seçilmesi hiç de zor değil. Bir sürü dosyada emniyetin nasıl çalıştığını gördük. Çok kısa sürede kişilerin tespitini yapabiliyor. Bunu da yapabilirler. Ama dosyaya... bu noktaya kolay gelinmedi. Yani bu görüntülerin varlığının saptanması ya da kabul edilmesi bile epey bir zaman aldı değil mi? Evet. 660 günden bahsediyorum. Bu süre boyunca defalarca görüntüler istendi. İki defa MOBESE kayıtlarının olmadığı, TOMA'da çekilen görüntülerin olmadığı, bir başka araçta bazı görüntülerin olduğu ama üzerinden zaman geçtiği için silindiğini söylediler. Tanıkların dinlenmesini istedik. Tanıkları biz hazır ettiğimizde dinlediler. Telsiz kayıtlarını istedik. Telsiz kayıtlarımız yok dediler. Muhafaza edemiyoruz. O gün orada dediler. Görevli olan polislerin listesi istendiğinde aslında orada olmayan ve izinde olduğu bilinen insanların polislerin listeleri galiba gönderildi. Çok böyle karmaşık, birbirine karıştırılmış, o gün orada bulunmayan polislerin de listesi gönderildi. Bunların tekrar ayıklanması uzun bir zaman aldı. Fotoğraflar istendi en önemlisi. Hem kimlikleri bildirmiyorlardı hem de bunların bilirkişi vasıtasıyla tespitini sağlayacak fotoğrafları da göndermiyorlar. En son bir kısım fotoğrafları gönderdiler. Onlar da muhtemelen emniyete alındıkları sürede çekilmiş eski fotoğraflar. Bir kısmını da bizimle ilişkisi kesildi. Bu nedenle fotoğrafları gönderemiyoruz diyorlar. Resmen dalga geçiyorlar. Bütün polis kayıtları ellerindedir. Fotoğraflar da zaten birimlerde saklı durur. Ama ilişkisi kesildi diyerek fotoğraflarını yollayamadılar. Fotoğraflarını yollayamadığı birkaç polislerden bir kısmı bunlar silah kullanan polisler. Zetçi dediğimiz polisler. Çok ilginç. Aynı polisler bir başka yerde bu görüntüleri izlemiş ve altına tutanak tutmuşlar. Şöyle, bizimle ilişkisi kesildi dedikleri polisler başka yerde aslında görünen, bilinen ve başka tutanaklarda imzası olan polisler. Şimdi, bunları tekrar istedik. Hı. Henüz gelmedi. Aradan 2014 Mayıs ayında bilirkişi raporu geldi. Görüntüler ortaya çıktı. Bir süre boyunca emniyet araştırma yapmaya devam ediyor. Hı.
Şimdi ite kaka da olsa belli bir noktaya gelindi. En azından görüntülerin varlığı kabul edildi. Bunlar izlendi. Şimdi isimlendirme yapılması gerekiyor. Umudunuz var mı bu davanın ilerleyeceği konusunda? Elbette zorlayacağız. Başka yolu yok. Açılacak bu dosya. Açılmasını engelleyen iki nedenin olduğunu düşünüyoruz. Birincisi Başbakan'ın, Cumhurbaşkanı'nın bu konuda bugüne kadar koruyucu, kollamacı yönü, emniyeti engelleyen, emniyetin hareket etmesini, hareket etmemesini sağlayan neden. Bir ikincisi adli tıp raporu çok iyi geldi. Adli tıp raporu doğrudan ateş alındığı, doğrudan hedef gösterildiği, bu ölümün bir parçanın herhangi bir yerden sekmesi veyahut da yüksekten düşme sebebiyle oluşmayacağı, doğrudan hedef vurma sebebiyle oluşacağı. Dolayısıyla burada bizim için doğrudan adam öldürme suçlamasıyla açılacak bir dosya var. Bu ağır ve güçlü bu anlamıyla polislerin yargılanmasını sağlayacak. Bu nedenle olabildiğince belki kaçırmak için yol yöntem arıyorlardır. Belki de yargılamayı geciktirmek istiyorlardır. Ama kaçarı yok. Gittikçe halka daralıyor. Bazı fotoğraflar artık gelmek zorunda. Bu kişiler bulunacak. Çıkacaklardır yani ortaya. Yazışmanın neticesini beklediğiniz bir durum var mı? Yani bu yazışmaya, bu yazıya eninde sonunda cevap vermeleri gerekiyor ve o yazıyla birlikte de bu işin failleri ortaya çıkacak. Beş polisten bahsetmiştim. Bir tanesinin ismi belli. Bir amirin ismi belli. Onun adresini bulamıyorlar şu an. İfadesi alınacak. Kayıp Asmen... mı? Yok, biliniyor. Değil. Dosyada var. Bir görevde hala üstelik. Görevde, Ankara'da, adresi de var. Ama dosyaya gelemiyor bir türlü. Tabii savcının da çok ağır işlemesi söz konusu. Biz dilekçe verdiğimizde savcı iş yapıyor. Şu işi yapın. Şu işi tamamlayın, şunlar eksik kalmış dosyada, bunu getirin demedikçe polis herhangi bir, savcı herhangi bir yazı yazmıyor. Bu da bir başka korkunun ifadesi. Ben isteyerek hareket etmiyorum, mecburen beni zorluyorlar. Zaten yazışmalarda da geçiyor, yazışmalarda deniyor ki şu avukatın verdiği dilekçe üzerine şunu yapın. Aslında böyle bir usul yok. Savcıların doğrudan hareket etmesi, eksiği görmesi, tamamlaması gerekiyor. Ama biz sürekli her aşamada, elimizi dosyadan çektiğimiz aşamada dosya duruyor. Böyle bir durumdayız. Peki, bu da bir nasıl? Korkunun ifadesi aslında. Hareketsiz olmanın ifadesi. Bilirkişi raporunda da bunu gördük. Bilirkişi raporu hazırlandı. Bilirkişiler demişlerdi ki biz objektif olmak zorundayız, kim olursa olsun, hatta bu polis olsa dahi biz bu raporu hazırlamak zorundaydık. Hani böyle bir bilirkişi raporunda böyle bir kavrama ihtiyaç yok. Bunu açıklamak zorunda değilsiniz. Siz raporunuzu bilimsel bir iş yapıyorsunuz, açıklayıp sunarsınız. Ama şimdi biz herkese eşit davranıyoruz. Bu polis olsa dahi yapmalıydık. Diye bir ön girişle bu aslında yazmıştım. Evet, bu aslında bir korkunun ifadesi. Evet. Siz peki nasıl takip ediyorsunuz bu davayı? Şunu merak ediyorum. Siz yalnız mısınız yoksa başka avukatlar da var mı bu sürecin içinde? Mesela geçtiğimiz yıl Evrim Karatan'a vardı. Onunla konuşuyorduk bu davayı. Sanırım şimdi o galiba meslekten de biraz uzaklaştı. Belki bu olayların etkisini bilmiyorum. Siz devraldınız ya da belki daha öne çıktınız. Nasıl bir avukat takım var orada? Tek başına mısınız? Halkın Hukuk Bürosu, büromuz yürütüyor. Ankara'da çalışan arkadaşlarımız var. Selçuk Ozaçlı, Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı, büromuzun avukatı. Birlikte kalabalık bir ekibiz. Bu dosyaya daha çok emek veren, daha çok çalışmak isteyen arkadaşlar sürükleyip götürüyor. Ekip olarak çalışıyoruz, kolektif çalışıyoruz. Her arkadaşımız değişik yönlerini, idari, adli, bilimsel yönlerini araştırıp, tartışıp çalışıyor. Bununla birlikte Çağdaş Hukukçular Derneği gibi çok geniş avukat desteği de alıyoruz. Peki hiç emniyetin içinden, yani bu durumundaki haksızlığı giderme ihtiyacı hisseden kimseler çıkıyor mu? Görmedik. Size yardımcı olan... herhangi bir ne yazışma, ne bir adım, ne olumlu bireysel bir şey. Bireysel bir girişim ya da bir açıklama, gelmedi, bir yaklaşım da olmadı. Bir şey gelmedi doğrudan. Peki şimdi bir aşama daha başladı. O da bir tazminat davası. Onun da dilekçesi yeni verildi. Evet. İçişleri Bakanlığı'na. Biraz anlatır mısınız? Esasen bir başvuru bu. Bir yıllık süre içerisinde fiilin gerçekleşmesinden itibaren önce İçişleri Bakanlığı'na, bu fiilin sorumlu olan bakanlığına bir başvuru yapıyorsunuz. Biz bir dava açmadık henüz. Eğer İçişleri Bakanlığı kusurunu kabul edip
belirtilen miktarı öderse bu durumda bir dava açmaya gerek olmuyor hukukumuzda. Fakat bunu öteler reddeder ya da cevap vermez ise, cevap vermeyebilir, bu durumda dava açma hakkımız doğuyor. Aslında biz davayı bu süreyi geçtikten sonra açmış olacağız. Miktarı tartışma konusu yapıldı. Hı hı. Neden bu kadar yüksek diye. 1 milyon lira gibi evet. bir tazminat beklentisi var. Evet. Aslında bu maddi manevi acının bir rakamla ifadesi olamaz. Yok. Yani bunu ifade etmemizin simgesel bir anlamı var. Acının aslında büyüklüğünü ifade etmek istedik. Dava sürecinde ne olacak? Dava sürecinde bunun simgesel de açılabilir. Muhtemelen simgesel küçük bir rakamla açılacak dava. Ailenin maddi hiçbir talebi yok. Bu kişisel bir menfaati yok. Aile bu paraya kan parası diyor. Biz paraya el sürmeyiz. Hiçbir şekilde verilse dahi el sürmeyiz. Bizim bir kusurun tespitini sağlamaya dönük bir başvurumuzdu bu. Yoksa çok tartışıldığı için söylüyorum, herhangi bir kişisel ya da maddi menfaat değil. Adalet mücadelesi. Adalet mücadelesinin bir aracı bu başvuru. Çünkü kusurun tespiti adli davayı da etkileyecek bir şeydir. Bizim için önemli bir kusur var ortada ve bu ortaya koyulduktan sonra adli süreçte daha hızlı ilerleyebilecektir. Belki bu süreci yürüten makamlar, savcılar güven duyacaktır. Daha rahatlıkla dosyayı yürüteceklerdir. Bu açıdan olumlu bulduk dosyanın açılmasını, başvurunun yapılmasını. Yoksa bir beklentiden ötürü değildi bu. Aile bireyleri adına ayrı ayrı yapılmış başvurular toplamında galiba böyle bir rakam ortaya tabii. çıkıyor değil mi? Anne baba ve kardeşler adına yapılan bir başvuru. Dediğim gibi acının yani maddi bir değeri yok. Bunu az ya da çok tarif edemezsiniz. Simgesel bir nitelik, acının niteliğini simgelemek için de, yoksa maddi bir karşılığın simgesi değildi. Dava açıldığında düşük bir şeyle açılacak dava. Düşük bir miktarla açılacak. Yani bu biraz durumun yarattığı etkiyi sembolize etmesi evet, için ve evet, biraz dikkat evet, çekici evet, olması evet, için telaffuz edilmiş bir rakam. Peki dava dilekçesinde aynı zamanda devleti yönetenlerin bu konudaki açıklamalarının da aslında bu durumu zorlaştırdığı ve acıyı artırdığı yönde ifadeler evet. var öyle değil mi? Biraz bahseder misin? Çok bilinen bir durum yaşandı. Başbakan anneyi yuhalattı. Başbakan iken Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı olduğunda da aynı sözlere devam etti. Bu sadece ailenin acısını artırması değil, yargısal süreci de tıkayan bir durum. Yani kahraman polislerden bahsetti. Çok iyi iş icra ettiklerinden söyledi ve dedi ki bu talimatı ben verdim. Dolayısıyla bu durumun tümü aile açısından çıkılmaz bir önünde adalet mücadelesini tıkayan bir nitelik arz ediyor. Bunu ifade ettik. Yani sözüm ona bağımsız, tarafsız, mesafeli durması gereken hem makamda birisi tamamen işin tarafı gibi hareket ediyor. Hayır, tarafı değilsin. Tarafıysan yargı makamı önünde hesap verilmesini sağla. Ama böyle de yok. Hem devletin maddi gücünü kullanıp, şiddet gücünü kullanıp, hem de yani sadece halk desteği olan bir ailenin karşısına tarafmış gibi çıkmak durumu son derece güçleştiriyor. Hep hukuki tarafını konuştuk ama tabii çok yoğun bir şekilde duygusal tarafı da var olayın. Geçen haftanın sonuna doğru Belki'nin doğum günüydü ve dramatik sahneler yaşandı. Tabii ki annenin acısı hala taze ve hep aynı şekilde de devam edecek. Ailenin moralman durumu nasıl ve bu işi takipçisi olurken tabii ayrı bir efor harcamak gerekiyor. Yani çaba harcamak gerekiyor ve bu acının hiç küllenmesine izin vermeyen bir süreç bir yandan da bu. Çünkü bunu sürekli yaşıyorsunuz. Takipçisi oldukça uğradığınız haksızlık sizi daha da öfkelendiriyor ve üzüyor. Onlar nasıl sürdürüyorlar bu mücadeleyi? Zor gerçekten. Hani bizim gibi bu süreçlere alışkın değiller. En değerli varlıklarını yitirdiler. Hem bunun için hesap sormak istiyorlar. Hem de bu süreç içerisinde onlarca şeyle karşılaşıyorlar ve Berkin'in olay anını yeniden
yaşıyorlar. Her adım atışlarında tekrar önlerine yeni engeller dikiliyor. En son kendi heykellerinin, çocuklarının heykellerinin başına gelen yine. Bu gibi olayları, aldıkları tehditler var, aldıkları mesajlar var. Herhangi açtığımız başvuru, yaptığımız başvuru nedeniyle kendilerine yönelik yapılan, söylenen sözler var. Bunlar yıpratıcı tabii ki. Güçlü kalmak sadece bu sürecin onun anısıyla birlikte yaşayabilmek ve adalet mücadelesini sağlayabilmekle mümkün olabiliyor. Halkın desteğiyle olabiliyor. Başka yerlerde vurulan, yine gezi şeridiyle vurulan çocukların kendi çocukları gibi hissederek, onların aileleriyle dayanışmayı büyüterek bu süreci aşmaya çalışıyorlar. Ama morali Berkin'den alıyorlardır. Biz evet. Ondan alıyoruz. Onlar da oradan alıyorlardır. Oya Aslan, çok teşekkür ederim. Evet. Reklam arasından sonra tekrar birlikte olacağız. Her şeyin sonuna geldik. Veda ederken size bir sosyal deney izleteceğiz. Deneyin konuları ya da denekleri erkekler ve kadınlarla olan ilişkileri, şunu söyleyelim, iyi sınav vermişler. Cesaretin var mı? Butona dokun ve gör. Lütfen megafonu al. Değer verdiğin bir kadını düşün ve onun kim olduğunu söyle. Songül. İsmi Ece. Hangi? Eşim de Cemil. Onu hiç üzdün mü? Çok üzdüm. Koskoca Beşiktaş meydanda söylüyorum, herkes duysun. Beni affet. Seni çok seviyorum. Annene herkesin içinde güzel sözler söyler misin? Anneciğim, İstanbul'a gelirken seni üzdüğümü biliyorum ama daha İstanbul'dan Almanya'ya mesaj gönderiyorum. Seni çok seviyorum. Okulu kırdığım için üzmüştüm. Çok özür diliyorum. Seni affet. Seni çok seviyorum. Anlatmışım. Sana döndüm. Çok severim. Tebrikler. Cesaret budur.